Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu çemberin analitik incelenmesi olacak. Konu anlatımını çözeceğim. Sistemi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri, AYT, matematik, çemberin analitik incelenmesi, 3. test olacak sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz üzere aynı zamanda bu testimiz yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri, 12. sınıf matematik kitabının da bir parçasıdır sevgili arkadaşlar. Ben buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda bu kitaplara ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Daha fazlasını isteyen arkadaşlarım için hızlıca gösteriyorum. TYT için burada gördüklerin hem matematik hem fizik ayrı ayrı oynatma listeleri. AYT için, TYT için mezuna 3 adım TYT, AYT için mezun ve 3 adım AYT'ler dahil olmak üzere arkadaşlar. Hepsi kanalımda ayrı ayrı oynatma listeleri mevcuttur. Videonun açıklamalar kısmına büyük bir bölümünü koyacağım. Daha fazlasını da oynatma listeleri sekmesine kolaylıkla erişebilirsiniz. Şimşek tanık yazmanız yeterli. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımını yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki, merkezi x eksi 2y artı 10 eşittir 0 doğrusu üzerinde bulunan ve x ekseninin negatif tarafında teğet olan bir çember aşağıdaki noktaların hangisinden geçemez? Allah Allah, olaya bak. Sevgili arkadaşlar, olay şundan ibaret. Çizelim şuraya. Negatif bölgesi dedim. Şurası x eksenimiz, şurası y eksenimiz olsun. Öncelikle şu arkadaşı bir oluşturmaya çalışalım. Burası orijinimiz. X'e 0 verince arkadaşlar y kaç çıkıyor? 5 çıkıyor. Bu arkadaş şurada 5 noktasında geçecek. Diğer taraftan da sevgili arkadaşlar y'yi 0 yapar isek de bu arkadaş eksi 10 noktasından x ekseninde geçecek. Eksi 10. Yani sevgili arkadaşlar, bizim sevgili doğrumuz şuradan geçermiş. Böyle bir doğruymuş. Gayet mantıklı, güzel çizdik değil mi? D doğrusu olsun. X eksi 2y artı 10 y. Kabul mü? Kabul. Şimdi sevgili arkadaşlar, bak burada hikaye şuradan başlıyor aslında. Bunu çok güzel anlayabilmek için. Şimdi sen burada kaç tane böyle çember çizebilirsin? Sonsuz tane çizersin sevgili arkadaşım. O yüzden zaten geçemez diyor. Nasıl mı? Bak, merkezi burada olan ve teğet olan şöyle bir çember çizersin. Böyle bir çember. Böyle bir çember. Şöyle bir çember. Şöyle. Görebiliyorsun değil mi sevgili arkadaşım? Merkez burada olacak. Çizebileceğin bütün çemberler, sonsuz tane çizebilirsin. Merkezi burada olabilen. O zaman ben burada neye bakarım? Sevgili arkadaşlar, çizebileceğim en küçük çemberi denerim. Burada olabilecek. Bir de çizebileceğim en büyük. Şimdi merkezim buradaysa çizebileceğim en büyük çemberde şöyle bir şey olur değil mi? Aynen öyle. Şurada merkezi yine bak burada olan. Negatif bölgede teğet olacak. Öğretmenim, çizebileceğiz en büyük dediğinde tam sıfıra sıfır orijin oluyor. İşte sınırımı belirleyeceğim arkadaşlar. Bak burada gördüğüm üzere ben bunun şimdi geçer geçemezlerde beni kısıtlayan kısımlar neler arkadaşlar? Şu arkadaşların apsisleri olabilir. Apsislerine baktığımda bak eksi 10'dan eksi 10'a kadar geliyor. Eksi 10 aralığında eksi 11'e kadar gelmiş. Olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Çünkü şu arkadaşı tam şuraya alsam merkez. Bu arkadaş eksi 11'e kadar gelebilir. Doğru mudur? Doğrudur. Bir dakika. Şurada tabii şöyle de çizebilirim. Bak böyle de çizebilirim. Negatif bölgede ya. Negatifte x için arkadaşlar herhangi bir kısıtım yok. Ama pozitif tarafta x için değil mi? Bak burada eksi 11 olabilir. Buradan geçebilir. Ondan sonracıma 2'den, eksi 3'ten, 3'ten, eksi 1'lerden geçebilir olabilir. O zaman neye bakalım? Y'ye bakalım. Bu arkadaşın ordinatına bakalım. Sevgili arkadaşlar, ordinatına baktığımda da yine negatiflerden, bak negatiflerden bütün değerleri alabilir. Şu değeri alabilir. Bir tane vermiş. Hepsini alabilir. Peki y'lerde sevgili arkadaşlar alabileceği değer, bak sevgili arkadaşım şöyle çizdiğimde şuraya doğru gelir. Ben bunun maksimumuna bakacağım. İşte şu arkadaşa baktığımda şu çizebileceğim en büyüğe, bu arkadaş kaç? Burası 5 birim. Merkezim burası. Bir tane daha 5 daha çizersem arkadaşlar bu en fazla nereye çıkar? 10'a çıkar. Yani y eşittir en fazla 10 olabilir arkadaşlar. 10'dan, şimdi 10 olabilir derken 10 bile olamıyor aslında. Neden olamıyor? Çünkü tam
orijinde teyit oluyor. Bunun bir minnağı arkadaşlar 9.99 olabilir. Ama tam sayılar görüyorum. 9 olabilir, 8 olabilir. Çünkü bak şöyle çizebilirim mesela. Böyle çizdiğimde bak Y kısmı buraya gelebilir. Ama arkadaşlar onu geçemez. Onu geçemez. Bak burada da D şıkkında ne var? 12 var. Eksi 1'e 12'den geçemez sevgili arkadaşlar bu. Yani şurada eksi 1 bu arkadaş tutup 12 olamaz. Çünkü merkez buradaki merkezliğini kaybeder. Değil mi? Zaten şuradaki mesafe 5'i geçememiş. Değil mi? Eksi 1'de geldiğinde 5'i geçememişin. 5'i geçememiş şeye bir tane daha 5'i geçememiş bir şey eklesen onu geçemeyen bir şey olur. 12 asla olamaz. Bu sorunun triği budur sevgili arkadaşlar. Negatif bölgede bak sonsuz tane hala çizebiliyorum negatif bölgede teğet olduğu için. X için herhangi bir kısıt göremedim negatifte. Ha, sağ tarafta pozitif için de arkadaşlar X en fazla 5'e çıkabiliyor. Yani 5 bile olamıyor da hani yarı çapımız 5 olabilir. 5'ten daha küçük 4 olabilir mesela. Buralarda da gördüğünüz üzere X için absis için herhangi bir kısıtım olmamış. Diyarbakır işaretliyorum arkadaşlar anlaşıldığını düşünerek. 2 ile devam ediyorum. Merkezi A, eksi 2, bunları ben mi çizdim ya? Ha evet çizmişim. 3'e eksi 1 noktası olan merkezi, daha ne kadar güzel olan ve 5x artı 12'ye eksi 16 eşittir 0 doğrusuna teğet olan çemberin standart denklemi aşağıda yazılan hangisidir? Sevgili arkadaşlar klasiklerden bir tanesi, hop çemberim şu. Şu arkadaş buna teğet madem, bak merkezin koordinatları 3'e eksi 1. Bu arkadaşın şeyi de belli sevgili arkadaşlar. Denklemi. Ne yapacağım? Ben buradaki mesafeyi bulacağım. TYT sevgili arkadaşlar. Merkezden çizilen doğru parçası TYT'le her zaman diktir. O zaman ben bu mesafeyi bir bulsam. Bu D dediğim mesafe kim? R değil mi? R'yi bulursam zaten merkezim belli. Arkadaşın denklemini yazma şansım olabilir. Şuraya da T'nin teğetini. MT uzunluğunu bulalım arkadaşlar. MT neydi? Bak 3 ile x'in katsayısını çarpıyorum 15. Mutlak değer içinde. Bölü yapacağım daha sonra. Daha sonra eksi 1 ile y'nin katsayısını çarpıyorum. Eksi 12. Daha sonra da sevgili arkadaşlar şu arkadaşın sabitini de yazıyorum. Sonra bölü 5'in karesi artı 12'nin karesini yapıyorum. Şunların katsayıları. 5'in ve 12'nin katsayılarının kareleri karekök içinde. Bu zaten 13'üm diye bağırıyor sana değil mi? Görüyorsun. 5, 12, 13 üçgeni yapılmış. Şu işlemi yaptığımda eksi 1, eksi 13 mutlak değer içinde. Bölü bu arkadaş da 13 demiştik. 13 mutlak değer içinde 13 bölü 13 eşittir 1. Sevgili arkadaşlar hayırlı olsun. R'miz 1'miş. R 1 olunca arkadaşlar standart denklemimiz neydi? X eksi A'nın karesi Y eksi B'nin karesi eşittir R kareydi. Şunlar A ve B sevgili arkadaşım merkezin koordinatları. O zaman yazıyorum. X eksi 3'ün karesi artı Y eksi eksi 1'in karesi. Eksi eksi 1'den artı 1 oldu. Kare oldu. R kare de 1'di zaten. Buyursana sevgili arkadaşım ortaya çıktı. Ha burada şöyle bir terminolojik hata da var. Ha bunu da F böyle bir espri yapasım gelmişti. Arkadaşlar cevabımız şu. F şıkkı budur. Neden? Çünkü standart denklemde standart denklem bu. Ama şıklarda neler verilmiş arkadaşlar? Genel denklemler. Genel denklem içinde ne yapacağız? Şu arkadaşı açacağız. Aç bu arkadaşı. X kare eksi 6x artı 9 artı y kare artı 2y artı 1. Bunu da sola al. Eksi 1 eşittir 0. Bunlar gider. Şu kalır. X kare hangi şıkta? Adana şıkkında bak. X kare var. Y kare var. Eksi 6x artı 2y bir de artı 9 var. Eşittir 0. Konu kapanmıştır. Bu genel denklem. Şu arkadaş standart denklem arkadaşlar. Burada terminolojik bir hata olmuş. Yoksa F şıkkı diyoruz değil mi? Evet. 3 numarayla devam ediyoruz. Nefis simo diyerek. Aşağıda denklemi verilen x kare artı y kare artı 2x artı 6y artı m 0 ifadesi bir çember belirttiğine göre m sayısının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar öncelikle ezberini gösteriyorum. Ben sana daha önceki testlerde de gösterdim. Genel denklemimiz böyle yazılıyor. Şu harfleri sen istediğin gibi yaz. Ben buraya A, B, C yazdım. Sen istiyorsan K, L, M de.
D, E, F, D. Böyle ödüllerde gözüküyor. Arkadaşlar böyle durumlarda diskriminant hesaplanır. Genel denklemin diskriminantı şuradaki A, B, X'in katsayısı, Y'nin katsayısı sabit sayılarla A kare artı B kare eksi 4C. Daha sonra bakarsın eğer bu diskriminant tam sıfır ise nokta belirtir. Sıfırdan büyükse çember belirtir. Sıfırdan küçükse sanal çember. Yani reel, gerçek bir çember belirtmez. Peki biz bunu başka nasıl çözüyorduk arkadaşlar? Standart denkleme çevirerek. Bak burada da nasıl çeviririm? Ben bu arkadaşı tam kareye yazmaya çalışırım. X kare ve 2X elde edebilmek için X artı 1'in karesini yazarım. Değil mi? Çünkü birinci ile ikincinin çarpımının iki katı bu. Ama burada artı bir fazladan geliyor. Artı borcumuz var. Borcumuz borç ödeyeceğiz birazdan. Y kare 6Y. Bu arkadaş için de X artı Y artı 3'ün karesini yazarım. Bak buradan da fazladan artı 9 geliyor. Arkadaşlar artı 1 artı 9. Fazladan bunlar geldi. İşte buraya bir eksi 10 ekleyelim ki şuradaki borçlarımızı ödeyelim. Burada bir de artı M var. Artı M eşittir 0. Tamam mıyız? Tamam. Sevgili arkadaşlar düzenliyorum. X artı 1'in karesi artı Y artı 3'ün karesi eşittir. Bu arkadaşları da sağ attığımda 10 eksi M olur değil mi? Sevgili arkadaşlar şimdi 10 eksi M ne diyor? Çember belirttiğine göre. R arkadaşlar. R 0 olursa bu arkadaş bir nokta belirtir. Yarıçap yok demektir. R 0'dan küçük olsa bu arkadaş çember belirtmez. Demek ki R'nin arkadaşlar 0'dan büyük olması lazım. Dolayısıyla 10 eksi M değerinin pozitif bir sayı olması lazım ki bu arkadaş bir çember belirtebilsin. 0'dan farklı değil mi? Güzel. Bana ne dedi? En büyük tam sayı değeri. Yani 10 büyüktür M. M'nin bu durumda alabileceği en büyük değer kaç arkadaşlar? Tam sayı değeri 9. Konu kapanmıştır. Ya da dediğim gibi şuradaki o formülle ezberle de çözebilirsin ki ben hiç tasvip etmem. En güzeli şunları bile bile. Çünkü ben bunları boş boşuna aklımda tutmam ya. Zaten bir sürü aklımda tuttuğum ezber şey varken bir de bunları yükleyemem. Ama bak tam kareyi aldın mı paşa paşa şahane bir şekilde çıkıyor. 4 numara diyor ki 2k eksi 1 x kare artı k kare y kare artı kx artı 6y artı m eşittir 0. Denklemi ile verilen çemberin yarıçap uzunluğu 5 bölü 2 birim olduğuna göre m kaçtır? Yine sevgili arkadaşlar bak buradan yine direkt burada bu sefer bu daha işe yarıyor olabilir. Bak onu istiraf edeyim. Sanki bu daha çok kolaymış daha işe yararmış gibi gözükebilir. Ama biz yine ne yapalım? Standart denklemle çözmeye çalışalım. Burada çok açık seçik. Ha öğretmenim ama K'yi bilmiyoruz ki. Ha K'yi bulmak için bak ben sana göstereyim. Sevgili arkadaşlar K'yi bulabilmek için öncelikle X çarpı Y ifadesi olmayacak. Tamam. Başka ne koşulum vardı? Arkadaşlar X kare ile Y karenin bak dikkat edersen burada da öyle veriyoruz. Kas sayıları 1 olmak zorunda. O zaman hocam bunlar 1 mi olmalı? Hayır. Şöyle olacak. 2K eksi 1 ile k kare birbirlerine eşit olacak. Mesela bunlar 75-75 olsun. Herkesi 75'e bölersen x kare y kare yine elde edersin. O zaman bu arkadaşların eşit olması kafi. O zaman k kare eksi 2k artı 1 eşittir 0. Bu arkadaş kim arkadaşlar? K eksi 1'in karesi eşittir 0. Demek ki k eşittir 1'miş. Arkadaşlar gizemin bir bölümü ortadan kalktı. K gizemi. O zaman K 1 ise yerine koyduğumda ha burası 1 oldu. X kare. K 1 ise karesi tamam bak Y kare. Kas sayılarım eşitlendi. Artı X K 1 artı 6 Y artı M eşittir 0. Sevgili arkadaşlar işte burada dediğimiz üzere burada R'yi bak diskriminant hesaplıyorsun. Sonra R'yi de diskriminant kök diskriminant bölü 2 şeklinde yazabiliyorsun. Ama gel biz yerine yine ne yapalım? Bu arkadaşı tam kare ifadeler şeklinde yazmaya çalışalım. Ezberden uzak çözelim. Görüyorum x kare ve x var sevgili arkadaşlar. Burada. Şimdi evet kimle kimi çarpınca x artı 1 bölü 2'nin karesini alınca. Çünkü birinci ile ikinci çarpımının iki katı değil mi? Güzel. Bak burada fazladan 1 bölü 4 geliyor. Tamam. Artı. Y'lere bakıyorum arkadaşlar. Y artı 3'ün karesi. Çünkü birinci ile ikincinin çarpımının iki katını elde ediyorum. Artı 9 geliyor. Şimdi sevgili arkadaşlar 9 artı 1 bölü 4. Yani 36 bölü 4. 37 bölü 4 geldi fazladan. Bunu çıkartıyorum.
Neden çıkarttım? Çünkü bak burada fazladan bir 37 bölü 4'üm var. Bunu çıkartıyorum. Burada bir de artı m var. Eşittir 0. Kabul mü arkadaşlar? Kabul. E şimdi hikaye ne? Hikaye şu. Bak düzenlediğimizde x artı 1 bölü 2'nin karesi artı y artı 3'ün karesi eşittir. Sağa attığımda 37 eksi 4, 37 bölü 4, eksi m. Sevgili arkadaşlar bu kim? R kare. Değil mi? Bak bu r kare. İşte bu r kare zaten verilmiş. R kare 37 bölü 4 eksi m kim olmalı arkadaşlar? Şunun karesi 25 bölü 4 olmalı. Ne kadar güzel değil mi? Bak bu kadar kolay. M eşittir 37 bölü 4 eksi 25 bölü 4'ten çıkarttım 12 bölü 4. Buyur sana 3. Bak hiç formül mormül ezberlemedim. Formülsüz çözdük. M'yi de 3 lömbürden ek bulduk. Tamam mıyız? Nefisim o. Geldi 5 numara o. 5 numara diyor ki sevgili arkadaşlar. X artı y'nin, x artı 2'nin karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir 20. Oo nefis. Denklem apaçık ortada çırılçıplak. Artık sıkıntı yok benim için. Çemberin y ekseni üzerinde, y eksenini üzerinde ayırdığı kirişi çap kabul eden çemberin genel denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sevgili arkadaşlar, şimdi bu arkadaşım şöyle bir çember. Bu arkadaş hop şöyle kesecek. Ya sen y eksenini kestiği noktalar için ne yaparsın? Burası x'in sıfır olduğu yerler değil mi? Evet öğretmenim. Hatta şöyle yapalım. Şuradan da şeyi de çizelim. Şurası da benim x eksenim. Şurası da y eksenim. Bak burası orijin. X'e sıfır verirsem bu arkadaşın y'leri kestiği noktaları bulabilirim ben. Sonra bunu da çap kabul eden arkadaşı çizme şansım olur. Hadi gelin yapalım. Burayı çap kabul edeni kabul edin. X'e 0 verdiğimde sevgili arkadaşlar yazdım. 0, 2'nin karesi 4. X eşittir 0 için. Ondan sonucuma y'leri bulmaya çalışacağız. Ha, şey tamam böyle dursun. Neden dursun? Bak göreceksin şimdi. Kare eşittir 20. Y eksi 1'in karesi eşittir. 4'ü çıkarttım 20'den. 16. Arkadaşlar y eksi 1 eşittir 4. Y eksi 1 eşittir eksi 4 değil mi? Çünkü eksi 4'ün de karesi 16, 4'ün de. Buradan y eşittir eksi 3 çıkar. Buradan da y eşittir 5 çıkar. Kim onlar? İşte bunlar. Bak y eşittir 5. Burası 5 noktasıymış arkadaşlar. Şu arkadaş da eksi 3 noktasıymış. Oo nefisim o. Şimdi bana düşen, şimdi burayı çap kabul eden, burayı çap kabul eden çemberin genel denklemini soruyor. Biz gene standartını da çözeriz. Sevgili arkadaşlar çap burasıysa tam orta noktası bu arkadaşın merkezi olacak değil mi? Merkezi de belirleyelim hemencecik. Hop burası merkezim. Sevgili arkadaşlar merkezi sen bana söylersin. 5 ile eksi 3 arasındaki mesafe ne kadar? 8 birim değil mi? Harika. 8 birimin yarısı kaç? 4. O zaman burası 1 noktasına gelir. Bak 1'den 5'e 4 birim var. 1'den eksi 3'e 4 birim var. Yarı çapım 4. Bu durumda arkadaşlar M'nin koordinatları 1'e değil 0'a 1 olur değil mi? Koordinatlarım benim 0'a 1 olur. Tamam sevgili arkadaşlar. Bu durumda çizebileceğim şey ortaya çıktı. Şöyle bir çember olmalı. Değil mi? Şu yeşili çizmeye çalışacağım. Merkezim belli, yarıçapım belli. O zaman x eksi, apsisi 0 zaten kare, artı y eksi ordinatı 1 kare eşittir sevgili arkadaşlar. Şu arkadaşın r'nin karesi 4'tü 16. Buyur sana standart denklemi bulduk. Hadi genel denklemi sorduğu için de açalım. X kare artı y kare birinci ile ikinci çarpımının iki katı. Birincinin karesi eksi 16 eşittir 0. Bunu da oraya aldık. Düzenledim. Son darbeyi kuruyorum. Bu arkadaş da eksi 15 eşittir 0. Konu kapanmıştır arkadaşlar. Nerede bu arkadaş? Edirne şıkkı mı? X kare y kare eksi 2'ye eksi 15 eşittir 0. Bitti bu kadarcık yani. Tamam. Harika. 6 numara. 6 diyor ki. Merkezi x artı 3'ün karesi artı y artı 1'in karesi eşittir 10 çemberin üzerinde olan kök 2 birim yarıçaplı ve 1'e 1 noktasından geçen çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Vay vay vay. Enteresante mente. Şimdi sevgili arkadaşlar bunun önce şu arkadaşı bir çizmeye çalışalım. Gel bakalım.
Şöyle çizmeye çalışalım. X, Y. Sevgili arkadaşlar, şimdi şu arkadaşın merkezimiz. Merkez neydi? A'ya B. Hop. X eksi A idi. Eksi 3'e. X, Y eksi B idi. Burada da eksi 1. Arkadaşlar bu arkadaşın 1, 2, 3 olsun. Şurası da 1 olsun. Eksi 3'e eksi 1'miş. Eksi 3'e eksi 1'miş merkez koordinatları. Değil mi? X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir R kareydi. Kabul mü? Kabul. Sevgili arkadaşlar bu arkadaşın şeyine de bak, R'sine de bak. R'si de kök 10 değil mi? Güzel. Şimdi bak çok güzel bir şey var arkadaşlar. Ben bu arkadaşı çizer iken kök 10 birimlik bir yarıçapta çizer iken şunu da fark ediyorum. Bak şu orijine olan uzaklığı burası 3 birim, burası 1 birim. Şurası ne kadar? Kök 10. Ha, benim arkadaş buradan da geçecek. Bak şöyle bir çember oldu arkadaşlar. Değil mi? Harika. Böyle bir çember. Ne kadar güzel. Sevgili arkadaşlar bu arkadaş böyle olduğunda şimdi bana soruyor, tamam mı? Yarı çapı kök 2 birim olacak ve birebir noktasından geçecek. Sevgili arkadaşlar birebir şurası. Bak burası 1, burası 1. Yarı çaplı buradan da geçsin istiyor arkadaş. Buradan geçsin istiyor. Merkezim de bunun üzerinde olacak. Sevgili arkadaşlar şimdi çok güzel bir şeyimiz var. Yarı çapı da kök 2. Sevgili arkadaşlar şu mesafeyi biri bana söyler mi acaba? Burası kök 2 kadar değil mi? Bak 1, 1. Şu arkadaş kök 2 kadar. Şimdi bu arkadaş buradan geçecek. Merkezim de burasıysa arkadaşlar çizeceğim çember şu olabilir. Değil mi? Bak bu. Merkezim bu arkadaşın üzerinde. Yarı çapımda kök 2 birim mesafede. Doğru değil mi? Bire birden de geçti. Mis gibi. Sıfır orijini kabul ettiğimde. Hangisi olabilir? Arkadaşlar bunu yazmak çok kolay değil mi? Merkezi orijinde olunca x kare artı y kare oluyor. Çünkü a'sı b'si 0 0. Eşittir. Kare kök 2'nin karesi de 2. Nerede bu arkadaş? Diyarbakır şıkkında. Ne kadar kolay oldu değil mi? Aynen öyle. Peki öğretmenim başka çizebilir miydik? Vallahi aslında çizemiyoruz galiba ya. Şurada gerçi olur ya. Şuralardan başka alıp şöyle çizdiğimizler de olabilir. Başka kök 2. Evet 2 tane olabilir. Evet evet. Bir tane daha şuradan bir tane daha çizebilirim ama onu bulmak da çok zor ya. O da kasar. Allah'tan bu verilmiş de olayı sıyrıksız atlattık yani. Tamam mıyız? Nefis. 7 ile devam. X artı 4'ün karesi y artı 3'ün karesi eşittir 4. X eksi 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 25. Oh en sevdiğim. Bütün denklemler verilmiş. Arkadaşlar her zaman söylerim. Herhangi bir fonksiyonun denklemi, kuralı, herhangi bir denklemin kuralı, tamamı, bir çemberin, bir doğrunun denklemi. Arkadaşlar bunlar bak yerde bulacağın cumhuriyet altınından daha kıymetlidir. Bu sana sonsuz tane bilgi verir. Evet bak bakalım çemberleri veriyor. O yüzden bir mutluluk sarıyor benim içimi. Bu çemberlerin birbirlerine en uzak iki noktası arasında uzaklık. Sevgili arkadaşlar yapacağım hikaye belli değil mi? Bak bu arkadaş merkezlerim. Ben merkezlerini birleştirdim de M1, M2 merkezler arası uzaklıktır. Şu arkadaşlar A ile B, AB mesafesi en kısa mesafedir. Ben bunları uzaklaştırır, devam edersem şuradaki C ve D de en uzak mesafedir. Ne yapacağım? Sevgili arkadaşlar bunların yarıçaplarını bulacağım. Bak bu arkadaş bu olsun. Bu arkadaşın yarıçapı 2. 2, 2. Şu arkadaşın yarıçapı da 5. 5, 5. Ne kadar güzel oldu değil mi? Mis. Başka ne bulabiliriz? Sevgili arkadaşlar yapacağım hareket şu. Şu arkadaşların arasındaki mesafeyi bulmak. M1 ile M2. Bulabilir miyim? Herhalde bulurum canım. Çünkü neden? Merkezler de belli. Ne dedim ben sana? Cumhuriyet altınından daha kıymetli. M1'in koordinatları eksi 4'e eksi 3. M2'nin koordinatları da 1'e 2. Değil mi? Çok güzel. Sevgili arkadaşlar M1, M2 mesafesi ne kadar? Burada artık lafı uzatmıyorum. AYT çalışan insansın. Y'ler farkı. Y'ler farkı 5. 5'in karesi artı. X'ler farkı bu da 5. 5'in karesi. 5'in karesi 5 kök 2. Değil mi?
Sevgili arkadaşlar, şu mesafe 5√2. 5√2. Bu arası 5√2 ise şimdi buraya ne eklemeliyim bir de? 7 eklemeliyim. 2 ve 5 daha eklemeliyim ki CD arası en uzun mesafe olsun. Değil mi? Harika. Buna 7 ekle. Nerede? Bursa şıkkı. Konu kapandı. Bu kadarcık. Biz bunun en yakınlarını da yapmıştık. Merkezleri birleştiriyorsun. Desol yani. 8. 8 numara diyor ki x kare artı y kare eksi 8x eksi 2 eksi 8 eşittir. 0 denkleme veriliyor. Aa, bu da çok güzel ya, çok beğendim. 6 birim çemberin 6 birim uzunluğundaki kirişlerin orta noktasının geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle zormuş gibi gözüküyor ama çok kolay, çok güzel bir mantığı var arkadaşlar. Çemberimi yine çizdim. Merkezim benim burada. Şu arkadaşı bir toparlayalım mı önce? Toparlayalım hocam. Bak hopolop hopolop. X eksi 4'ün karesi. Güzel. Artı y eksi 1'in karesi. Bak burada 16 fazlalığımız var. Burada da artı 1 fazlalığımız var. O zaman eksi 17 yapacağım. Burada bir de eksi 8 var. Eşittir 0. Toparla şimdi. X eksi 4'ün karesi. Artı y eksi 1'in karesi. Bir yanlışlık yapmayalım. Evet, eksi 4 eksi 1. Eşittir. Burası da bak 25 eşittir 25. Yani 5'in karesi. Sevgili arkadaşlar, bu arkadaşın her şeyi ortada. Merkezi 4'e 1. Ve arkadaşlar yarı çapımızda hop şurası 5 birim. Öğretmenim eyvallah, tamam da çemberin 6 birimlik olan kirişleri kimler? Arkadaşlar bak, onlar bir tanesini çiziyorum. Sonra gerisini sen tahmin edeceksin zaten. Şunu çizdim. Bir AB kirişi çizdim. 6 birim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Merkezden hemen kirişe bir dikme indiriyoruz. Merkezden kirişe indirilen dikmenin mükemmel bir özelliği var. Kirişi iki eşit parçaya böler. Burası 6 birim ise demek ki buranın 3 birim olmasını bekliyorum. Sevgili arkadaşlar, benim yarıçapımda 5. Bak bunu da çizdim. Ne gördün? Bak bu arkadaşın uzunluğu, kirişe olan uzaklığı 4. Şimdi sevgili arkadaşım, olayı bitirdik. Senin burada çizeceğin her 6 santimlik kirişe olan uzaklığın hep 4. Bak çiz, 4, çiz, 4. Bu orta noktaları diyor değil mi? Orta noktaların hepsini arkadaşlar, hepsini birleştirirsen şöyle bir şey elde etmez misin? Aynen böyle bir çember elde edersin. Ve bu çemberin arkadaşlar yarı çapı ne kadar olur? Buldun, 4 birim olur. Merkezi ne olur? 4'e 1 olur. Al sana bunun geometrik yer denklemini yaz. X eksi 4'ün karesi artı y eksi 1'in karesi, yani merkezleri ortak olur, eşittir yarı çapın sadece 4 olur, eşittir 16 yazarsın. Mevzuyu da kapatmış olursun. Ne kadar güzel değil mi sevgili arkadaşlar? Çok güzel, çok beğendim ya. Bunu şey yapabilirsen, hani kafandan tasarlayabilirsen. Gene genel denklemi sormuşlar. Açalım bunu o zaman hadi. X kare eksi 8x artı 16 y kare eksi 2y artı 1 eksi 16 eşittir 0. Bunu attım. Artı 16 eksi 16 gitti. Nerede görüyorum? Bursa şıkkında. Bak x kare var, y kare var. Eksi 8x eksi 2y var. 16'lar gitti. 1. Tamam mıyız? Nefis. Geldim 9 numaraya. 9 numara da şöyle sesleniyor. Uzun uzun vermiş arkadaşlar. Denklemi dik koordinat düzleminde bir çember belirtmektedir. Bu çemberin yarıçap uzunluğu kaç birimdir? Sevgili arkadaşlar, ilk önce bize düşen görev. Burayı bir toparla. Bilinmezlikleri. M'yi. Zaten bilinmez dedim. Bir M var, K var. Arkadaşlar çemberde X çarpı Y diye bir ifade olmaz. Değil mi? Sen hiçbirinde görmedin. Bunun yok olması lazım. Bunun yok olması demek ne demek? M artı 1'in 0 olması demek. Dolayısıyla buradan M eşittir eksi 1'i kabak gibi ortaya koyarsın. Tamam mı? Güzel. M eksi 1 ise toparlayalım mı şimdi bu arkadaşı? Toparlayalım. Değil mi? Ya da dur bakalım, başka ne var bilgi? Y var. Buradan K'yi de buluruz. Arkadaşlar M eksi 1 ise
Bu arkadaş eksi 1 ise bak burası kaç olur? 1 olur. X karenin katsayısı. He bir de ne olacaktı? X kare ile Y karenin katsayıları eşit olacaktı. Yani M artı 2 eşit olmalı K eksi 4'e. M'yi zaten eksi 1 buldum. 1 eşittir K eksi 4. Bu durumda da sevgili arkadaşlar K'nin de 5 olduğunu gördüm. Oo nefis, benden kralı yok artık. Şimdi düzenliyorum. Bu arkadaş X kare oldu zaten yaptığım analiz sonucunda. Bu arkadaş da Y kare oldu. Eksi K'yi 5 bulduk. 5X. Oo nefis. K'yi 5 bulduk. Artı 3Y. Amma da kıl değerler vermişler. Sonra burası da arkadaşlar M'yi de eksi 1 bulduysak. Eksi 15 bölü 2 eşittir 0. Doğru mu? Doğru. Şimdi bak yine... Yine hadi bir de öyle mi çözsek acaba ya? Çünkü burada tam kareyi almak da şey olur. Evet öyle çözelim ya. Sevgili arkadaşlar burada da bak hadi bir uygulaması olsun hep öyle çözüyoruz. Tam kareyle çözüyorduk. Standart denklemle çözüyorduk. Üçüncü testi çözüyorum. Daha önceki testlerde hep standartla çözdüm. Bir de gel böyle formülü çözelim. Uygulamasını da gör. Çünkü formülü bilmiyor mu hoca acaba bundan kaçıyor muyu demeyin arkadaşlar. Bakın burada arkadaşlar ne dedi? Bu çemberin yarıçap uzunluğu. Yarıçap için ne yapmam gerekiyor? Önce diskriminantını bulmam gerekiyor. Diskriminant için de arkadaşlar bak a kare b kare eksi 4ac. Şunun, şunun ve şunu işleme sokacağım. Eksi 5'in karesi söyle bana sevgili arkadaşım 25. 3'ün karesi 9. Eksi 4 çarpı c. Şunu da 4 ile çarpıyorum arkadaşlar. Eksi 4 ile çarpıyorum daha doğrusu. 30 yapmaz mı? Artı 30 değil mi? Güzel. Artı 30. Güzel. Bu durumda diskriminantım 55, 64. Bak sen şu işe. Değil mi? Çok güzel. R kaç arkadaşlar? Diskriminantın karekökü bölü 2. Diskriminantın karekökü hadi yazalım. Bölü 2. 8 bölü 2'den 4 çıktı. Aa, bunu yapınca daha kolay oldu değil mi? Sevgili arkadaşlar standart denkleme çevirme ile ilgili trilyon tane çözdüğümüz için burada da hadi bir tane uygulamayı da böyle yapayım. Şöyle aslında bunu tam kareye almak biraz hani zor da olabilir. Kafanı da karıştırabilir. Çok da zor değil aslında da. Bir de bunu görelim dedim. 10 numara. X eksenini eksi 1 ve 1 noktalarında kesen X eksenini ve merkezi X eksi 2Y artı 2 eşittir 0 doğrusu üzerinde olan çemberin merkezinin ordinatı kaçtır? Bak sen ordinatı soruyor. Sevgili arkadaşlar şu arkadaşı çemberi şöyle bir çizelim. Benden sana tavsiye önce çemberi çiz sonra şeyleri çizersin. Sevgili arkadaşlar şu arkadaşı da çizdim. X eksenini. Şimdi bak Y eksenini oranlı çizeceğim ya. Eksi 1'e 1. 3'e böl burayı. Şurası eksi 2 olacak. Burası 1 olacak. Şurası eksi 1. Şurası da 0 olsun. Bak ne kadar güzel oranlı çizdik. Değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel, şahane. Bu durumda sevgili arkadaşlar, şimdi işleme girelim. Bu arkadaş eksi 2'de ve 1'de çizdi, kesti. Bak gayet de güzel gördük. Sevgili arkadaşlar şu arkadaşın da şeyini çizelim. Şu doğrunun. X'e 0 ver. 0 verince, X'e 0 verince Y'yi 1'de kesti. Şurası 1 noktası olsun. Bir dakika 1. Tamam burası 1 oldu. Aynı uzunluğa bakmaya çalışıyorum. Y'ye 0 ver. Y'ye 0 verince de eksi 2. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Arkadaşlar bu benim de gördüğünüz üzere doğru. Kim bu? X eksi 2Y artı 2 eşittir 0. Güzel. Bazen güzel çizmek çok işe yarar. Şimdi çemberin merkezinin ordinatı. Allah Allah ben bunun ordinatını nereden bulacağım? Gel bir halledelim. Şimdi sevgili arkadaşlar bu sorunun triği de şu. Bak buradan dikmeyi indir. Şimdi. Ama oran oraya denk geldiğini nereden biliyoruz? Tesadüfen onu fark edeceğiz. Bak. Evet ya onun oraya geldiğini nereden bilmemiz lazım? Arkadaşlar buradaki trik de şu. Bak burada çok güzel bir üçgenin var. Onu sarı yapayım ben sana. Şurada bir üçgeni görüyorsun. Dik üçgen değil mi? Şu arkadaş buraya dik. Şurası alfa açısı. Ben genelde trigonometri öğrendikten sonra benzerlik benden kalkar bir gider. Sevgili arkadaşlar. Bir verdiğinde bak bir verdiğinde şu denkleme bak. X eşittir 1 için sevgili arkadaşlar.
Ama o zaman da şey oluyor ya, çok kolay oldu. Ne yapayım ben bunu? C noktası. Ama o zaman şöyle direkt indirince de soru bitiyor ya. Birden kesiyor. Tam buraya 1'e geldiğini de kim söyleyebilir ki? Öyle bir şey de yok ki. Bunu nasıl ispatlamam lazım ki? X'e 1 desek arkadaşlar 1 eksi 2'ye artı 2 eşittir 0. O zaman şöyle deneyeceğiz arkadaşlar. Bak bunu yazdım. Y kaç çıkıyor? 2'ye eşittir 3. Y eşittir 3 bölü 2 çıkıyor. Şimdi bak eğer bu arkadaş buradaysa tam üzerindeyse arkadaşlar dik bir şekilde y'si 3 bölü 2 çıkıyor. Şurası 3 bölü 2 oluyor. Yani dolayısıyla şu nokta 1'e 3 bölü 2 noktası oluyor. Öğretmenim efendim çok da haklı olarak şunu sorman lazım şimdi. Bu noktanın iz düşümünün 1 olduğunu nereden biliyorsun? Sevgili arkadaşım bir de şöyle yapıyoruz. Bak tanjant dedim ya buraya alfa dedim ya. Şimdi bana tanjantı alfayı söyle. Aslında eğimi. 1 bölü 2 değil mi? Bak 1 bölü 2. Aynı şekilde bu arkadaş şu üçgenin de alfası olduğuna göre. Bak burası bölü buranın da 3 bölü 2 vermesi üzere gittiğimde burası 3 bölü 2. Burası da 3 olduğu için 3 bölü 2 bölü 3'ten yine sana 1 bölü 2'yi veriyor. Ha. Demek ki arkadaşlar bu nokta bu arkadaşın iz düşümüymüş. Şimdi dananın kuyruğunu koparma zamanı. Bir noktan senin burası. Diğer noktan da eksi 2'ye 0. Hocam hala merkezi soruyoruz sana. Sen merkezi hala uzaksın. Değilim arkadaşlar. Çünkü neden? Bak bu arkadaş dik ya. Merkez açı. Dikkatini çekerim. Pardon çevre açı. Çevre açının gördüğü kiriş kimdi arkadaşlar? Çap. Çevre açının 90'ı çapı görür. Demek ki senin burası çap. Bu çapsa merkezin de sevgili arkadaşlar şu noktayla bu noktanın tam ortasıdır. Orta noktayı da nasıl buluyorduk arkadaşlar? X'lerin aritmetik ortalaması eksi 2 artı 1 bölü 2'ye apsisim 0'a 0'la da 3 bölü 2'yi topluyorum bölüyorum 2'ye. Doğru mudur? Doğrudur. Ordinatını sormuştu arkadaşlar. Şunu sor bir dakika. Çemberin merkezinin ordinatı. Ordinatını soruyordu arkadaşlar. Ordinatı bu. Apsisini de bulalım hadi biz. Eksi 1 bölü 2'ye. Değil mi? Eksi 1 bölü 2'ye. Burada da 3 bölü 2 bölü 2'den 3 bölü 4. 3 bölü 4'müş arkadaşlar. Konu kapanmıştır. Tamam. Hatta buradan şey de yaparsın. Burası 3 bölü 2 ise şuradan çekersin. Bu bunun yarısıdır dersin. Üçgen benzerliği 1'e 2. Anlaştık değil mi? Güzel. 11 ile devam ediyoruz. Tam gaz. 11. K1 tam sayı olmak üzere x kare artı y kare eksi 3x artı 2 artı k eşittir 0. Denklemi bir çember belirttiğine göre k en çok kaçtır? Sevgili arkadaşlar bunu yine sana bak bununla çözebiliriz. Ama az önce mesela 9. soruda standart denklemi mi unuttu öğretmenimiz diyenler için şöyle de çözebiliriz. Genel denklem verildiğinde bakın bu A, şu B, şu da C değeri dersin. Çember belirttiğine göre bu arkadaşın diskriminantının sıfırdan büyük olması gerekir dersin. Bu denklemi çözer K'yi bulursun. Ama biz ne yapıyorduk? Standart denklemle çözüyorduk. Standart denkleme çevirdiğimizde yine eksi 3'ler, eksi 3'ler işin içine girecek. Hadi yine bununla çözelim. Sevgili arkadaşlar, ne yapıyoruz? Diskriminant şu forma göre yazdığımızda x kare artı y kare artı ax artı by artı c eşittir. Sıfır formunda diskriminantımız arkadaşlar a'nın karesi, b'nin karesi eksi 4c idi. İşte bunun sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yaz x'in katsayısı eksi 3. Eksi 3'ün karesi 9. B 2, 2'nin karesi 4. Eksi 4 tane c şu arkadaş k sıfırdan büyük olmalı. Şu arkadaş 13. Hop 4k. Herkesi 4'e böldüm. K'nin 13 bölü 4'ten küçük olması gerekiyor. 13 bölü 4 dediğimiz sayı kim arkadaşlar? 3 küsür değil mi? 3 küsürden küçük en büyük sayı kaç? Tam sayı 3. Edirne. Tamam mıyız? Güzel. Öbür türlü ne yapıyorduk arkadaşlar? Tam kare yapmaya çalışıyorduk. X eksi 3 bölü 2'nin karesi artı y artı 1'in karesi.
Buradan 9/4 fazlalık, 1 fazlalık böyle böyle yazıp R'sinin yarı çapının sıfırdan büyük olması durumuna bakıyoruz. Nasıl yani hocam diyen arkadaşlar bir önceki sorularımıza bakabilir. 12 ile devam ediyoruz. 12 diyor ki 1'e 0, 0'a eksi 2 noktalarından geçen ve merkezi x eksi y eksi 3 eşittir 0 doğrusu üzerinde bulunan çember denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, şu arkadaşı çizdim. Çemberim burada. Merkezim de burada. Merkezim sevgili arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Bu arkadaş x eksi y eksi 3 eşittir 0. Şimdi bu arkadaş A noktasından 1'e 0'dan geçecek. Aynı zamanda B noktasından geçecek. 0'a eksi 2. Doğru mu? Doğru. İyi de ben bunu nasıl çözelim? Nasıl yapabilirim? Bulan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar ben bunun yarı çapını bulmaya çalışacağım ya. Değil mi? Yarı çapını. Yarı çapını bulursam ne demek? Şöyle bir nokta var arkadaşlar. Benim merkezim ama merkezi bilmiyorum. Bu A noktasının da merkezi uzaklığı, B'ye de olan uzaklığı bunlar R. Değil mi? Birbirlerine eşit olacak. İyi de hocam bunu nasıl bulacağız? Bunu şöyle bulacağız. Arkadaşlar merkezin koordinatlarını yazacağız. Bu arkadaşın koordinatları kimdir? X'ler, Y'ler kafanı karıştıracak şimdi senin. Biz buraya K diyeyim. Arkadaşlar K'ye M deme. Neden? Bak bu arkadaşın üzerinde olacağı için X yerine K yaz. K eksi Y. Şöyle yazalım. K eksi Y eksi 3 eşittir 0. Y eşittir K eksi 3 olur değil mi? Güzel. Arkadaşlar senin absisin K ordinatında K eksi 3 olur. Peki şimdi ne yapacağız? İşte sevgili arkadaşlar şu noktanın bu noktaya olan uzaklığı bu noktanın bu noktaya olan uzaklığına eşit olacak. Değil mi? Absisler farkı. K eksi 1'in karesi. Artı ordinatlar farkı Allah'tan 0 verilmiş. 3'ün karesi değil mi arkadaşlar? Karekök içerisinde eşit olmalı. Karekökü yazmana bile gerek yoktu. Eşit olmalı arkadaşlar. Kime eşit olmalı? O'na eşit olacak. O'na eşit olacak. K eksi 1. Abi 3 yazdık ama o k eksi 3 olacak ya. 3 falan değil ki ya şimşek. Değil mi sevgili arkadaşlar? Burası k eksi 3. K eksi 3'ten 0 çıkartıyorum. K eksi 3'ün karesi. Eşit olmalı. Şimdi bu arkadaşım bu arkadaşa bakıyorum. K'nin karesi. Artı bu arkadaştan bu arkadaşı çıkartıyorum. K eksi 3'ten eksi eksi 2 yaptığımda k eksi 1 olur değil mi arkadaşlar? Harika. K eksi 1'in karesinin karekökü. Şimdi bak karekökten kurtul. Karelerini aldım. Açalım bunu. Açalım. K kare eksi 2 K artı 1 artı K kare eksi 6 tane K artı 9 eşittir. Burada zaten bir K kare var. Artı K kare eksi 2 tane K artı 1. Çok güzel. K kare. Yolcu. İkişer tane. Güzel. Eksi 2K. Oo çok güzel dünyaya. 6K'yi sağa aldım. 6K eşittir. Şu arkadaşla işimi hallettim. Burası 10. Hatta şu birleri de yok et. 9. K kaç oldu arkadaşlar? 3/2 oldu. Aa çok da güzel olmadı mı? Vallahi nefis oldu. Sevgili arkadaşlar bu durumda merkezim ortaya çıktı. Bak ne kadar kolay oldu değil mi? Sevgili merkezimiz K'ye yani 3/2'ye 3/2'den de 3'ü çıkartırsam 6/2'yi çıkartırsam -3/2 olur. Oo çok enteresan temente çıktı. Şimdi ne demişti? Çember denklemini sormuştu. Sevgili arkadaşlar merkezim ortaya çıktı. Peki R ne kadar? R'yi de bulabilmek için sevgili arkadaşlar yerine koyarsak bu arkadaş nasıl? Şunlardan biri olmalı. Şurada birini yerine koy. Değil mi? Şurada birini yerine koyalım. 3/2'nin karesi 9/4. Pardon. K değil mi? K'yi bulduk. K artı 3/2'den biri çıkar. 1/2 karesi 1/4 karekök.
Kök içinde 10 bölü 4. Yani kök 10 bölü 2 olur değil mi arkadaşlar? Çok güzel. R'yi de bulduk. Hatta R kareyi bulduk canım. R kare 10 bölü 4 yani böyle kalsın. Sevgili arkadaşlar yazınca da ne çıkacak arkadaş? X eksi 3 bölü 2'nin karesi artı Y eksi eksi 3 artı 3 bölü 2'nin karesi eşittir 10 bölü 4. Vallahi sevgili arkadaşlar ben standart denklemini buldum sana. Bu arkadaşı açtığımızda da gerekli düzenlemeleri yapınca da karşıma ne çıkıyor? A şıkkı çıkıyor. Tamam mıyız? Bitti bu kadar. 13. 13 numara da şu şekilde. X kare artı Y kare eksi 2X artı 4Y artı 6 eşittir denklemi ile X artı 2Y eksi 1 eşittir 0 doğruların kesiminin ordinatları çarpımı kaçtır? Çok güzel. Ordinatlar çarpımı. Sevgili arkadaşlar. Şimdi bak bu arkadaşla bu arkadaşın kesişim noktaları dediğinde ne yapacağım? Ortak çözeceğim. Bunlar A ve B noktalarında kesiştiğine göre bunları ortak çözeceğim. Ama benim motivasyonum, ilgi odam kim? Ordinatlar. Ordinatlar kim? Y. Yani bunların ortak Y'lerine bakacağım. Sevgili arkadaşlar demek ki şu denklemde X gördüğüm yere şuradaki X değerini yazacağım. X eşittir 1 eksi 2y değil mi? Ha, y'ye bağlı bir denklem yazacağım. Yazıyorum. X gördüm. 1 eksi 2y'nin karesi. Artı y kare. Eksi 2 çarpı x gördüm. 1 eksi 2y yazdım. Artı 4 tane y artı 6 eşittir 0. Arkadaşlar bak y'ye bağlı bir denklem elde ediyorsun. İkinci dereceden 2 tane y değeri bulacaksın. İşte buldum bu y değerleri. Bu arkadaşların kesim noktalarının absisleri. Y1 ve Y2 değerleri. Bunların çarpımlarını soruyor. İkinci dereceden denklemde tutup bunların bir de ayrı ayrı köklerini bulmama gerek yok. Buna da bakacağız. Şimdi hadi açalım bu arkadaşı. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. Bu arkadaş böyle. Bununla da bunu çarpıyorum. Eksi 2 artı 4 tane Y. Artı 4 Y artı 6 eşittir. 0. Düzenleyelim. 5 tane Y kare. Aslında bu y'ler hiç önemli değil. Neden o biliyorsun sen? Artı 4 y. Çünkü c bölü a'ya gideceğim. Arkadaşlar sabit sayılarımız da bunlar. Eksi 1 artı 5 oldu değil mi? Artı 5 eşittir 0. İkinci dereceden bir denklemde arkadaşlar y1 artı y1 çarpı y2 ne? C bölü a. C dediğin şey sabit sayı 5. A dediğin şey de kareli sayının kat sayısı 5. 1. Geçmiş olsun. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Nefis. Nefisimo diyerek 14 ile devam ediyorum. 5x artı 12y artı m eşittir 0 doğrusu. X eksi 4'ün karesi artı y artı 1'in karesi eşittir 4 yan birine. Teğet olduğuna göre m sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar klasik Kızılderili numarası. Bunu trilyon kere yaptık. Merkezim belli. Bak merkez buradan belli. Merkezim kim? 4'e eksi 1. Çok güzel. Bu arkadaşın da 5x artı 12y artı m. Bu arkadaşın r'si de belli. Bak buraya teğet çizersen bu r. Nereden belli? R kareydi bu. Bu arkadaş da 2 birim. Çok güzel. Bu ne demek? Bu nokta bu doğruya şu kadar uzaklıkta. 2 birim uzaklıkta. 2 eşittir. Noktanın doğruya uzaklığını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Şu arkadaşın 4'lüğü şu arkadaşın x değeriyle çarpıyorum. 4 kere 5 20. Eksi 1'i y'nin katsayısıyla çarpıyorum. Eksi 12 mutlak değer içinde hepsi bunlar. Şu artı m'yi de eklemeyi unutmayalım. Mutlak değer içinde. Bölü. Daha sonra bu arkadaşın x ve y'nin katsayıların karelerini karekök içinde yazıyorum. Bu da zaten 5, 12, 13. 2 eşittir. Burası 13 oldu görüyorsun. Burası da 8 artı m mutlak değer içinde. Bu durumda ne diyoruz arkadaşlar? Mutlak değer içinde 8 artı m, 13'ü buraya çarpım halinde gelirsen 26 olur değil mi? Demek ki 8 artı m eşittir. Ya 26 ya da 8 artı m eşittir. Eksi 26. Bu durumda m eşittir. 18 sonucuna ulaşır. Buradan da m eşittir. Eksi 34 sonucuna ulaşırsın. Alabileceği değerler toplamı nedir? 18'de de eksi 34'ü toplar. Eksi 16'nın neticesine ulaşırsın. Anlaştık. Nefisiyim o. 15 ile testi tamamlayalım. Dik koordinat amma da uzun testmiş ya değil mi arkadaşlar? Allah'ın izniyle bundan sonra kurtulacağız bundan.
Dik koordinat düzleminde x artı y'nin karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir 4 çemberiyle 4x artı 4x eksi 3y artı m eşittir 0 doğrusu arasındaki en kısa mesafe 5 birim olduğuna göre m'nin alabileceği değerler toplamı nedir? Yine klasik. Arkadaşlar bak bir çemberim var. Nokta. Bu da doğru. Bunların arasındaki mesafe şu kadardır. Bak merkez. Merkezimi biliyor muyum? Biliyorum. Bak merkezi yazmak çok kolay. Eksi 2y 1. Trilyon kere çözdük. Sonra arkadaşlar bunun yarı çapını da biliyorum ben. Bak yarı çapı R'de. R kare 2'nin karesi 2. Bak R'si belli. Merkez belli. Dik uzaklık en kısa mesafe neresi arkadaşlar? Şurası. Değil mi? Bu mesafede kaçmış? 5 birimmiş. Yani ne demek istedi sana? Şunu demek istedi. Şimşek dedi. Merkezle bu arkadaşın arasındaki mesafe 5 artı 2'den 7 birim dedi. O zaman bu noktanın şu doğruya olan uzaklığı 7 birim olacak. Yazalım. Ha, diğer doğru da nerede? Şurada. İki ihtimal var değil mi? Bu doğru da olabilir, bu doğru da. O yüzden K'nin şey M'nin alabileceği değerler diyor. Güzel. Öğretmenim şu doğru olabilir mi? Hayır olmaz. Çünkü burada bu arkadaşın eğimi belli. Kaderi çizilmiş. Tamam. Güzel. Şimdi arkadaşlar şuna D diyelim. Yani 7 D mesafesi eşit olmalı. Noktanın doğruya olan uzaklığı. Ne yazıyorduk? Merkezimiz eksi 2'ye 1. Arkadaşlar eksi 2 ile x'in katsayısını çarpıyorum. Eksi 8. Şuraya yazayım. Şunu bir sileyim de. Nasıl olsa gösterdim. Deliller ortada. Şimdi arkadaşlar eksi 2 ile 4'ü çarpıyorum. Mutlak değer içinde tabii. Eksi 8. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Ondan sonucuma 1 ile yeni katsayısını çarpıyorum. Eksi 3. Tamam mıyız? Tamam hocam. M'yi de eklemeyi unutma. Artı M mutlak değer içinde bölü şu arkadaşların karelerinin toplamları karekök içinde. Bak 3, 4, 5. Allah razı olsun bunlar bizi çok severler. Burası 5. Eksi 11 artı M mutlak değer içinde eşittir 7. Demek ki eksi 11 artı M mutlak değer içinde arkadaşlar içler dışlar 35. Demek ki eksi 1 artı M eşittir ya 35 ya da eksi 1 11 artı M eşittir 30, eksi 35. Bu durumda M eşittir 46 neticesine ulaşırsın. Bir yerde bir yanlışlık yaptım galiba. M eksi 11 mi olacaktı yoksa? Eksi 11 artı M değil mi? Evet. Eksi 11 artı M ya 35. Tamam. Tamam. Buradan da M eşittir. Eksi 35'ten de bunu çıkarsan 24 olur. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamamız. Bana neyi sordu arkadaşlar? M1 ile M2'yi topla dedi. Bu yalnız eksi 24 bu arada değil mi? Buraya geçerse. Topla bunları. 46 ile eksi 24'ü toplarsak 22 neticesine ulaşırız. O da A şıkkında verilmiş bana. Allah'ım sana şükürler olsun. Bu uzun videoyu da bitirmeyi nasip etti bana. Tamam mıyız? Tamam. Sevgili arkadaşlar testin başında hatırlattığım bu testleri de hatırlatıyorum sana ki bunları da çözmek senin hayrınadır. Videonun açıklama kısmına ekliyorum çoğunu. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.